kafede şimdi emlak hakkında. Her şeyi konuşma zamanı. Emlak hakkında her şeyi konuşacağız. Tabii ki başlığı KDV tartışmaları oluşturacak. Nedenleriyle, niçinleriyle, aklınızdaki sorularla bize de iletebilirsiniz. Emlak hakkında @cnbc.com adresine de sorularınızı bekliyoruz. Değerli konuğumuza merhaba diyelim. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ile birlikteyiz. Hamit Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Aslında 2012 boyunca biz hep konuştuk KDV artışı, işte metrekaresine göre değil, bulunduğu arsaya göre, değerine göre, lüks olup olmadığına göre hesaplaması dedik ve 2013 başlar başlamaz karşımıza bu manşet çıktı. Ve şimdi bu tartışmalar içerisinde yatırımcının da müteahhitin de varyansını görüyoruz aslında. Kim kazançlı çıkıyor, kim daha avantajlı? Burada kafalar karışmış durumda aslında. Şununla başlayalım isterseniz. Yatırımcı olarak şu an ev almak isteyen ve bununla ilgili de ihtiyaç hisseden, ihtiyacı olan bir kişi konuta ne yapsın? Alsın mı, beklesin mi? O kafa karışıklığıyla başlayalım isterseniz. Sonrasında sektöre yansımasına bakalım. Şimdi konut ihtiyacı olan kesinlikle ev alma dönemi. Yalnız bu ev alma dönemi de burada bu KDV'den, KDV curcunasından korkarak seçimlerini çok hızlandırıp aceleye getirmesinler. Deprem öncesi yapılara ve deprem sonrası yapılara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü deprem öncesi yapılar ve deprem sonrası yapılar da 31-12-2012'ye kadar o ruhsatı alınmış yapıların hepsi KDV'de maaf. Yani %1, %18 şeklinde. Buna dikkat etsinler. Çünkü benim korkum, benim endişem bu KDV'nin deprem öncesi yapılara talebin daha çok artacağı. Bu artışın hızlanacağı ileriki günlerde. Tabii ki bu bir sene ve 15 ay, 20 ay gibi bu süreç stoklar nedeniyle ve ruhsatı alınan konutlar nedeniyle bu süreç geçecek. Ama bu 15 ay sonra bunun verileri daha da belli olacak. O zamanki KDV oranları nedir, ne değildir, tüketiciye nasıl yansıyor ve tüketicinin canını nasıl acıtıyor o dönemlerde gündeme gelecek. Şimdi ilk başta bakıldığında dediğiniz önemli bir şey var. İkinci elde hareketlilik olur, talep kesinlikle ikinci ele gelir. Evet. Şimdi ama bunu açmak lazım diyorsunuz. Deprem öncesi mi sonrası mı? Şimdi bu ikinci elde deprem öncesi de talep görecek, deprem sonrası da. Deprem öncesi konutlar, yeni konutlardaki maliyetin yüksekliğine, satışlarının da düşük olmasına rağmen durağanlık dönem yaşanıyordu. Ama bu KDV oranı %18, %8 KDV oranı %18 ciddi bir maliyet. Hı hı. 100 bin liralık bir daireye 18 bin lira bir maliyet. Vatandaş tüketicinin alım gücü zaten zor. Eğer bugün 1500 lira ile 2500 lirası konut satıyorsanız, bu kesime hitap ediyorsanız o alıcının sıkıntıları biraz daha artmış olacak. Tabii ki lüks konut 5000'in üzerinde metresini sattığınız yerlerde çok sıkıntı olmayacaktır. Durağanlık olacaktır ama sonraki süreçte yine açılacaktır. Yalnız 1500 ile 2500 arası lüks konut almak isteyen, sosyal içerikli bir konut almak isteyen tüketiciyi kesinlikle ileriki dönemlerde etkileyecektir. Çünkü neden? %18, %8 ve %18 gibi bir fark gelecek. İnsanlar artık 1000 liranın hesabını yapar duruma geldiler. Bu nedenle biraz alımı düştüğü zaman benim korkum, endişelerim. Bir, deprem öncesi yapıların talep görmesi, vatandaşın oraya hücum etmesi. İki, mahalle arasında şimdi bizlerin gözde kaçırdığı, devletin de biraz, bu yetkililerin de biraz gözden kaçırdığı 5 daire 10 daire yapan müteahhitler var. SSK'ları yok, vergi daireleri yok, şunu yok, bunu yok. Hiçbir kayıtları yok. Sadece bir ruhsat alıyorlar. 5 daire, 10 daire, 15 daire, 20 daire mahalle aralarında yapıp teslim edip gidiyorlar. Kapalı otoparkları yok. Sosyal alanları yok, sosyal imkanları yok. Bu fiyatlar tabii ki ucuz. Benim endişem bu tür müteahhitlerin daha çoğalacağını ve taleplerin buraya doğru yöneleceğini. Şimdi biz 100 bin metre bir inşaat yaptığımızda 100 bin metre inşaatın 40 bin metresi otopark ve sosyal alan. %40'ını da müteahhite verdiğiniz zaman müteahhit %20'ye çalışıyor. Bunu da 2000 liraya ortalama sattığınız zaman zaten 1800-1900 liraya ortalama %20'nin maliyetini diğerlerine yansıttığınız zaman 1800-1900 liraya geliyor. Bizim gibi senede 500 bin daire üreten kurumsal firmaların kar marjları çok yüksek değil.
Çünkü çok sosyal içerikli, otoparklı alanlar yapıyorsunuz. Bu kanundan sonra eğer mahalle arasındaki 5 daire, 10 daire, 20 daireli müteahhitler, türer fazla konut yapıp ucuz maliyete satarsa işte otopark bir 5 sene sonra sokaklarda ve parklarda park edilecek otopark alanları bulamayız. Evet. Devletimizin ve bu yetkililerin buna mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Gözden kaçırılan nokta bu. Bir de deprem öncesi konutların yani risk teşkil etmeyen konutların da sonraki bir depremde aşırı bir risk teşkil edecek konutların da talep görmesi. Benim endişem bu. İki farklı açıdan endişem var. Evet. Son derece önemli. Aslında şöyle baktığımızda, şöyle bir uzmanların görüşlerini arayıp taradığınızda, okuduğunuzda sonuç itibariyle müteahhitler karlı çıkacak adres gibi gözüküyor onların söylediklerinden. Çünkü stoklar eriyecek. Oluşan önemli bir stok var. 2012'de biz 800 bin stoktan bahsediyorduk GİODER'in açıklamalarından. Hatta 1 milyona da gidebilir denilen dernek başkanları da vardı. Stok, bu açıdan olumlu bir yansıması olmaz mı? Doğrudur, olumlu yansıması olur. Yalnız stoklar ikiye ayırmak lazım. Bir, makette daire yapıp, konut yapıp, makette satıp, konut yapıp, ruhsatını almadan başlamayan veya ruhsatını alıp da başlayıp bitiremeyen konut tüketicisini mağdur duruma bırakan bir stok var. Bu stoku ayıralım. Bitmeyen bir stok var. Bitmeyen stoğun yanında %50'si, %60'ı satılmış, %40'ı da duruyor, satılmadı. Bu %40 da satılsa bu sitelerin bitmeyeceği bir stok var. Bir de doğrudur gerçekten. İstanbul içerisinde büyük firmaların yapmış olup ve eritemediği stok var. Stoklara yarayacaktır kesinlikle. Bir 10-12 ay, 15 ay gibi bir süreçte stokları eritecektir. Yalnız makette daire satıp da ruhsatını alıp yapamayan ve devam edemeyen insanların sıkıntılarını hiçbir zaman için çözmeyecektir. Stok yönünde iyi olacak ama stokları eritirken benim korkum ve endişem yeniden yapılaşma dönemlerinde bizim gibi kurumsal senede 500 bin daire üreten ve orta gelirin altındaki bir kitleye hitap eden firmalarında ister istemez sıkıntıları olacaktır. Sıkıntı yaşayacağız. Ha, ne olacak? Senede 1000 daire, 2000 daire üretmeyeceksiniz de 500, 300 o şekil. Eğer bünyenizde 500 kişi çalıştırıyorsanız bu 300 kişi. Şimdi biz demir inşaat firması olarak bugün elimizde 500 dairemiz var. 1000 dairelik bir alana daha başladık. 500 kişi çalışıyor. 500'ü çarptığınız zaman 3 ile 1500 kişi. Konut sektörü Türkiye'de çok önemli bir unsurdu. İşsizliğin en çok azalttığı bir sektör konut sektörüydü. Ben 1,5-2 sene sonra işsizliğin artışına bir neden olacağına inanıyorum. Ben sevgili başbakanımızı çok seviyorum, çok saygı duyuyorum. Başbakanımızın sonunda buna el atacağını ve bu çıkmazın bir çözüme kavuşturacağına inanıyorum. Eğer böyle giderse 2-3 sene içerisinde kesinlikle inşaat sektöründe bir düşüş olacaktır. Ve yüzlerce, binlerce inşaat sektöründe çalışan insanlar da işsiz kalacaktır. İşsizlik sayısı da 3 sene sonra kesinlikle bugüne oranla artış gösterecektir. Evet. Endişesi var. Üçüncü bir endişenizi de bizimle paylaştınız. Bunlardan biri de işsizlik diyorsunuz. Evet. Sosyal denge açısından da son derece önemli bir sektörden bahsediyorsunuz. İnşaat dediğinizde. Şimdi şöyle adım adım ilerlediğimizde bu KDV tartışmalarının yarattığı belirsizlik ve kafa karışıklığı dediğimizde tüketici açısından şöyle bir düşündüğümüzde maketten satış dediniz siz de. Maketten konut alanlar yeni KDV'den etkilenecek mi? Bununla ilgili bu soruya basar. Nasıl yanıt veriyorsunuz? Şimdi 31-12-2012 tarihinden önce ruhsat alanlardan etkilenmiyor. Bir de şimdi belediye beyan değerlerine göre 500'ün altında olan metrajlarda da çıkan kanunun 29. maddesinin içeriğine göre bunlarda da etkilenmiyor. 500'ün üzeri 1000, 1000'in üzeri 500 ile 1000 arası 800, 1000'in üzeri 18 diye. Şimdi eğer ruhsatını almış makette satıyorsa yine etkilenecektir. Ama ruhsatı alınmış makette satıyorsa etkilenmeyecek. Ruhsatı alınmamış da makette satıyor, satış devam ediyorsa her şekilde etkilenecektir. Ruhsatı alınmayan her ürün, her konut KDV'de etkilenecektir. Tabii ki bir de vatandaşlar şuna dikkat etmesi lazım. Bugün konut alırken KDV'yi bugün ödemiyorlar. KDV bina bitip
dairesini iskana alıp kat mülkiyeti kurulup daireyi teslim aldığı gün fatura kesildiğinde ödeniyor. Bir de buna çok dikkat etsinler. Bu arada iskanı alınmayan bazı cambaz müteahhitler de iskanını almadan fatura kesip faturanızı kestik KDV'nizi veriyorsunuz deyip oyuna da gelmesinler. Mutlaka ama mutlaka KDV fatura kesilirken kat mülkiyet tapusu çok önemlidir. İskan çok önemlidir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Müteahhit faturayı kesip KDV istediği zaman bu kat mülkiyet tapusunu ve iskan belgesini müteahhitten istemeleri gerekiyor. Karışıklıklar var. Kanun daha çok yeni. Kanun içeriği netleşecek. Sayın Şehircilik Bakanlığımız da bir açıklama yaptı. Bazı düzenlemeler olacak diye. Ama geri adım yok da dedi. Dedi yani, ama ben Sayın Başbakanımızın ileriki günlerde bu haksız rekabete bir el atacağını ve düzenlemenin biraz daha iyileştirileceğine inanıyorum. Düzenleme bu şekil giderse ve Sayın Bayraktar Bakanımızın da dediği gibi tamamen yeni bir komisyonla her şey yeni belirlenirse ileride sıkıntılı günler biraz sanki bizi bekliyor gibi olacak gibi geliyor. İnşallah olmaz. Ben bakanımıza çok güveniyorum. Çok sevdiğim, çok saydığım TOKİ'nin başında Türkiye'ye çok güzel şeyler yaptı. Ben inanıyorum ki KDV'de de sonunda içeriği doldurulan çok güzel maddelerle destekleyecektir. Bizleri ve tüketicileri mağdur etmeyeceğine inanıyorum. Peki, iyi niyetimizi koruyoruz diyorsunuz evet. Sektör olarak. Şimdi izleyicilerimizden de sorular var. Mail adresine Mert Balın bir sorusu var. Diyor ki 2013 ruhsatlı yeni konutlarda KDV artışına geri adım atmayacak gibi görünüyor diyor hükümetin görüşü olarak. Ekliyor. Kentsel dönüşüm yaklaşan belediye seçimlerinde önemli bir vaat noktasına dönüşebilme ihtimali sebebiyle diye bir görüşünü belirtip sorusunu soruyor. Firmalara ve konut alıcılarına binen KDV yükü büyük şehirlerde kentsel dönüşüm alanlarının genişletilmesiyle kompanse edilir mi? Çünkü şöyle baktığımızda bakanların açıklamalarını gerek Bakan Şimşek gerek Bakan Bayraktar'ın kentsel dönüşüm için adaletli olduğunu ve hızlandırıcı bir faktör olduğunu söylüyorlar bu adımı. Kentsel dönüşüm başlı başına bir iş. Kentsel dönüşüm 3 senelik 5 senelik iş değil 15-20 senelik bir iş. Evet, bakanlığımızın bu konuda da gerçekten kentsel dönüşümü biraz daha hızlandırmak için KDV'yi de bu kadar kapsamlı bir şekilde gündeme getirdiler. Çünkü kentsel dönüşüm içerisine giren ve deprem riskli bölgelerdeki konut alıcıları KDV'den muaf. Evet, kentsel dönüşümü eğer 20 sene sürecekse bunu 3-5 sene öne çeker. Çünkü neden? Bizim gibi kurumsal firmalar kentsel dönüşüm alanlarına ister istemez soğuk bakıyorsak yüzlerce binlerce insanlarla uğraşmak bize zor geliyor diye düşündüğümüz bir dönemde şimdi kentsel dönüşüme bizler de yönelmek zorundayız. Şu an biz de iki yerde kentsel dönüşüm kapsamında giren iki yerle ilgileniyoruz. Bu ne olacak? 2'ye 3 olacak. Bakanlığın evet kentsel dönüşümü hızlandırmak ve çarpık yapılaşmayı yok etmek İstanbul'da olacak bir depremde can kaybının daha minimumlara düşürmek için atılan en iyi adımlardan birisi bu. Yalınız vatandaşlar şuna dikkat etsinler. 29. maddede şöyle bir şey diyor. Belediye beyan değerlerindeki ona göre. Şimdi Etiler'de Ulus'taki bir konutla Beylikdüzü, Bahçeşehir, Esenyurt, Halkalı, Silivri veya karşı Kurtköy tarafındaki bir konutun beyan değerleri ve belediyedeki beyan değerleri aynı metraj değil. Buna dikkat etsinler. Yani konut alacakları zaman mutlaka ama mutlaka firmaya sorsunlar. Siz hangi orana giriyorsunuz? %1 misiniz? %8 misiniz? %18 misiniz? Bunun bilinçli bir şekilde de sorulduğu zaman zaten karşılığını da cevabını da alır. Ama bu kanun kesinlikle kentsel dönüşümü sürecini hızlandıracaktır. Çünkü talep oraya olacaktır. İstanbul'un dışındaki arsaların talep biraz İstanbul işine doğru kayacaktır. Bir soru daha var Zafer Bey'den geliyor ama doğrudan hani bilginize danışarak sorduğumuz bir soru olacak. 8 sene önce aldığım dükkanımı şu aralar satmak üzereyim diyor ve ekliyorum. Buradan kazanç vergisi ödenecek mi ya da bu hesaplama nasıl yapılacak diyor saygıları iletiyor. 5 senelik gayrimenkullerde 5 senenin üzerindeki kazanç vergileri ödenmiyor. KDV'sini ödeniyor, satışını yapıyor, KDV'sini ödeniyor. 5 sene süre geçtikten sonraki kar
kendi bünyesinde zaten ödediği vergileri bu ana kadar ödemiş. Bildiğim kadarıyla o şekil. Peki, izleyici sorularından devam ettiğimizde bir soru daha yöneltelim size. Yine kentsel dönüşümün finansmanı bacağında diyor ve GEO'ların öneminden hareketle GEO'larda vergi muafiyetin kaldırılması belirsizliğiyle beklentiniz nedir? Ben de bir GEO yatırımcısıyım diyor. Teşekkür ediyor. Şimdi oraya hiç değinmeyelim. O bizim de büyük yaramız. Evet. Başka belirsizlik. Başka bir belirsizlik var. Onu geçelim. Peki, evet. bu kadar yorumsuz kalalım diyorsunuz. Evet. Şimdi tüm biz bunları konuşurken aslında dünyadan nasıl gözüküyoruz dediğimizde İngiliz The Independent'ın önemli bir yorum haberi çıktı karşımıza. Türkiye emlakta cazibe merkezi diye. Hem mütekabiliyete dem vuruyorlar hem de yapılan değişikliklere ve Avrupa'ya göre fiyatın hala ucuz kaldığına dem vuruyorlar. Ve Türkiye emlakta parlayan yıldız, büyüyen bir ekonomi var ve uzmanlar 2013 için iyi şeyler bekliyor diyorlar. Mülk alım kuralları gevşetildi, emlak yatırımı çok karlı diyorlar. Şimdi biz bunları konuşurken dışarıdan da böyle bir makale çıkıyor karşımıza. Ne dersiniz? Emlak gerçekten karlı bir yatırım. Bugün ne borsa, ne döviz, ne altın hiçbir bu yatırımı getirmiyor. Demir inşaat olarak biz 2011 senesinin Ocak ayında başlamış olduğumuz Ayşe Vadi sitesi, yaklaşık 489 daireli bir site. İlk alan insan bugün arada 17-18 ay gibi bir süre geçmiş, %50 minimum kar etmiş. Bu hiçbir yerde yok. Yalnız emlak da şunu alanla yapanı ayırt edelim. Bugün biz yapıcı firmalar 2000 liraya ortalaması bir daireyi satıyorsak, 1800 liraya 1900 liraya mal ediyorsak kar marjı bize çok düşük. Ama biz de 1500 liraya 1600 liraya alıp bugün 2000 liraya 2500 liraya bittiği süreçte satıyorsa kar marjı çok yüksek. Bunu ayıralım. Gerçekten Türkiye'de emlak Avrupa'ya oranla çok ucuz. Haddinden fazla ucuz. Bir de Avrupa'da hiçbir zaman için emlakta böyle büyük siteler, sosyal alanlı, havuzlu, hamamlı, otoparklı siteler yok. Bellidir. Bu Türkiye'de... Belki tarihi yapıları da evet, kurulmuş. Evet, evet. Türkiye'de son dönemlerde, son 2005'ten sonraki süreçte gerçekten biz siteler yapmayı çok iyi öğrendik. Ve Türk halkı da sitelerden oturmayı çok iyi öğrendi. Bugün bize konut almaya gelen insan konut alacağı zaman içinde ne var diyor. Kreşi var mı? Hamamları, saunaları var mı? Yüzme havuzları var mı? Çocuk oyun parkları var mı? Bunları iyi sorguluyorlar. Düşünün, biz bunların hepsini yapıyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi teslimden sonra shuttle servisi koyuyoruz. Yani firma olarak, demir inşaat olarak bir shuttle firma minibüsleri alıyoruz. Siteye shuttle servisi. Türk milleti lükse çok çabuk alıştı. Tabii bunun bu KDV oranından dolayı kentsel dönüşüm nedeniyle İstanbul'un içine döndüğümüz zaman biz İstanbul içerisinde bu kadar sosyal imkanlı siteler yapamayacağız. Hı hı. Neden? Çünkü bu kadar geniş alanlar yok. Bir 10 dönüm topladığınız zaman zaten 10 dönümün içerisinde nereden baksanız 150-200 tane vatandaş oturuyor. 150-200 insanı ev sahibi yapacaksınız ve siz de para kazanma imkanına sahip olacaksınız. O yüzden şu an konut alıcıları kesinlikle ama kesinlikle bu dönemde çok dikkat etsinler ve güzel firmalar var. Demir inşaat gibi kurumsal pırıl pırıl Türkiye'nin. Ama reklam olarak algılamasın Rütük. Evet, Türkiye'nin çok iyi şirketleri var. Bunlardan bu dönemde mutlaka konut alsınlar. İleriki dönemde kentsel dönüşüm nedeniyle İstanbul'un içerisine akın ettiklerinde fiyatlar bu fiyat olmayacak. Fiyatlar daha yükselecek ister istemez ve bu kadar sosyal içerikli geniş donatıya sahip sitelerde olmayacak. Evet. Ama İstanbul'umuz depremde, deprem riskinde, depremi getireceği sıkıntılarda kurtulmuş olacak inşallah. Evet, son 1,5 dakikamız içerisindeyiz ve Fatih Akyol bir soru göndermiş izleyicilerimizden. Hemen hızlıca onu okumak istiyorum size. Geçtiğimiz yıl bir müteahhitten peşin ve banka kredisi yoluyla konut aldım. Konut kredisini kat irtifakı tapusuyla aldım. Aradan bir yıl geçmesine rağmen müteahhit isken raporunu almadı. Sonuçta konut bankada ipotekli olduğundan müteahhitin belediyeden isken raporunu alması gerekmiyor mu diyor. Şimdi banka eğer projeye garantörse, bankaya müracaat ettiğinde ben bunun iskanını alamadım, siz garantörsünüz dediğinizde banka çözümü, banka hukukçuları ve kendi hukukçusu çözer. Ama ferdi bir daire alacak, gitti bankadan kredi aldıysa ferdi olarak, orada banka sorumlu değil. O da müteahhit sorumlu. Müteahhit de kendi arasındaki yapmış olduğu sözleşme maddesine iyi baksın. Teslim tarihinden sonra zaten iskan süresi de yaklaşık bir sene gibi. O da bir sene bir süre geçmiş. Ama garantör banka ise banka sorumlu. Banka firmaya garantör değilse, ferdi bir kredi verdiyse sorumlu değil.
Evet. İzleyicilerimizin sorularını da yanıtladınız. Endişelerinizi ve umutlarınızı da bizlerle paylaştınız. Emlak hakkında her şeyi konuştuk sizinle. Teşekkürler diyorum Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Amit Demir. Ben çok teşekkür ederim. Diliyorum inşallah 2013, 2014, 2015 her şey güzel olacak bizler için de. Başbakanımız sağ olduğu müddetçe, siyasetin başında olduğu müddetçe güzel şeyler yapacağına inanıyorum canı gönülden. Evet, teşekkürler diyorum görüşlerinizi ben bizimle paylaştığınız için. Ve izleyicilerimize dönüyoruz. İstanbul'da yaşayanlar özellikle bu durumda ne düşünüyorlar merak ediyoruz. Çünkü kar sınavını bu kez geçer miyiz? Şu saate kadar geçtik gibi gözüküyor. Gerek belediyenin gerek İstanbulluların aldığı tedbirlerle. Ya sonrası bizimle paylaşın anketimizin konu başlığını. Kar sınavını bu kez geçer miyiz? Az sonra karşınızdayız. Biz aslında geçen